Patateslerimizi yan tarafa aldık. Güvecimizi de şöyle alalım. Kuru soğanımızla başlayalım. Kuru soğanı her iki tarafından keserek ortadan da keselim ve kabuklarını alıyorum. Kuru soğanlarımızı temizledik. Sıra geldi havuca. Havuç içinde soyacağımızı alalım. Soyacak yardımıyla kabuklarını aldık. Mantarlarımızı da birazdan doğrayacağız. Havucumuz da hazır. Sıra geldi patateslere. Şimdi bir tane cam kase alıyorum. Bunun içerisine alacağız patateslerimizi. Dilerseniz soyacak yardımıyla bu şekilde patateslerinizi kolayca soyabilirsiniz. Etlerimizi kavurmaya başlayabiliriz. Tavamızın içerisine biraz yağ koyduktan sonra şimdi kuşbaşı doğranmış olan dana etimi tavanın içerisine bırakıyorum. Ve yavaş yavaş kavurma işlemine başlıyorum. Patateslerimi şimdi sudan geçiriyorum soyduktan sonra. Evet, etlerimizi de ara ara karıştıralım. Şimdi sıra geldi havuca. Havucumuzu sap kısımlarını alalım. Ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Uzunlamasına tekrar kestikten sonra şimdi büyük parçalar halinde doğruyorum. Sıra geldi soğanlarımıza. Soğanları da aynı şekilde iri parçalar halinde bırakıyorum. Ve mantarlar. Mantarlarımızı da birkaç parçaya bölebilirsiniz. Kuru soğanımız hazır, havucumuz hazır, mantarımız hazır. Bir de sarımsağımız var. Sarımsağımızı da doğrayalım. Sarımsakları da yine diğer malzemelerde olduğu gibi iri parçalar halinde bırakıyoruz. Sarımsaklarımızı şimdi ekleyebiliriz. Etlerin içerisine sarımsaklarımı bu şekilde koyuyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi de eklemeye başlayalım. Havucumuzu koyuyoruz. Bununla beraber kuru soğan ve mantarlar. Şu anda ön pişirme yapıyoruz tavamızın içerisinde. Pişirme işlemimize devam ediyoruz ve sıra geldi patateslere. Patateslerimizi de şimdi diğer sebzelerimde olduğu gibi iri olarak doğrayacağım. Patateslerimizi de ekleyelim içerisine. Kavurma işlemine bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir de hamur kullanacağız. Güvecimizi fırına sürerken güvecin üzerine hamurla kaplayacağım. Bunun için pratik bir hamurumuz var. Un, kabartma tozu ve biraz da su. Çok az miktarda da tuz ekleyeceğim. Tuzumuzu da ekleyelim. Hamurumuzu da yavaş yavaş yoğuralım. Bu esnada da gerekli olan baharatları da şimdi etin içerisine ekliyorum. Çok az miktarda içerisine köri ekledim, biraz zencefil, kırmızı toz biber, çok az kimyon. Baharatlarımın hepsini ekledikten sonra şimdi bir miktar da et suyu ekliyorum içerisine. Evet, hamurumuz da hazır. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şöyle bir yuvarlayalım. Biraz bekletiyoruz. Güvecimiz de hazır sayılır. Şimdi güvecimizi de dolduracağız. Ocağın altını kapatıyorum ve şimdi de güveci yavaş yavaş dolduruyorum. Su miktarını iyi ayarlamak gerekiyor taşmaması için. Güvecimiz dolduruldu, hazır. Bunun üzerine hamuru kapatacağım. Biraz önce yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu güvecin üzerine kaplayacak şekilde açıyorum. Evet, şimdi hamurumuzu alıyoruz. Güvecin üzerine bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz ve kenarlarından da bastırarak dağıtmadan. Evet, şimdi fırına götürüyorum. 210-220 dereceye ayarladım. Ortalama 40 dakika pişirdikten sonra güvecimi servise sunacağım. Güveç güzelce pişti. Şimdi fırından çıkartabilirim. Hamur da harika görünüyor. Çıtır çıtır gevrek bir hamur.